Oturduk yine makinenin önüne. Önce bugün koyu renklileri atacağım makineye. Koyu renkliler ve çorapları atacağım bugün. Önce onları atacağım. Onlar çıktıktan sonra da çocukların formalarını atarım. Yani formalar, renkliler falan işte. Şunlar hassas. Güne çamaşırla başlıyoruz bakalım. Her cumartesimiz böyle arkadaşlar. Güne hep şeyle başlıyoruz. Şöyle mi yapsam? Güne hep çamaşırla başlıyoruz. Her cumartesi böyleyiz. Evde ekmek kalmamış. Akşamdan var diye biliyorum ben. Kalmamış. Ali ekmek almaya gitti. Yumurta da kalmamış zaten. Market. Allah'tan marketle fırın hemen böyle birbirine çok yakın. Marketten ekmek de alacak. Şey ama fırından ekmek alacak. Marketten de yumurta falan işte eksik ne varsa onları alacak. Arada böyle beyaz da karışıyor içine. Biz kahvaltı yapana kadar bu çıkar. Kahvaltıdan sonra da hemen diğerlerini atarım. Açık renkli. Açık renkli dediğim yani koyu renkli kot pantolon, koyu eşofman, çoraplar, onlar siyah. Yani genellikle siyah üzerine. Yazın pek ayırmıyorum. Çünkü yazın pek çorap olmuyor. Yani 2-3 tane Ali'nin çorabı oluyor sadece. Ama kışın yani şu an okula gidiyor çocuklar. Çok çorap çıkıyor. Daha havalar serinleyince bizler de evde çorap giymeye başlayacağız. Öyle olunca o zaman ayrı atıyorum. Yoksa yani makinede nereye kadar yıkasın, temizlesin? Çünkü en yani çok çoraplar yani kirli oluyor. Şimdi bu koyu renkleri attık. Şurada çoraplar kaldı. Şunları şunun içine koyayım geri. Bunları da bu makine bittikten sonra bunları atacağım. Şurada bir iki çorap kaldı. Çorapları da koyayım canlar. Şunun açık çorap. Atalım kalkayım deterjanını getireyim koyayım. Hadi bakalım sana kolay gelsin.
Ha. Saçlarını toplayalım annem. Saçlarını seni getir. Daha değil değil aynen. Allah. Saçın açık. Ne kadar çok değil bu saçları açık bırakmayı. Bir tane çorap kalmış. Yakup'un çorabı. Neyse ötekilerle atarım. Kalsın. Şimdi kahvaltı yaparken buradan alayım. Şurada kalsın. Altını kısayım. Şöyle birazcık kaynasın. Kaynadıktan sonra kapatırım. Evet, kahvaltılıklarımızı çıkaralım canlar. Bugün şu salamı da çıkarayım. Geçen Ali iki paket almıştı. Şöyle Pınar'ın salamı güzel oluyor. Çocuklar pek sevmiyor. Ben biraz. Alper falan sevmiyorlar da işte. Ben biraz seviyorum. Geçen yeğenim falan buradaydı. Bizde kaldı ya annem yeğenim. Belki onlar sever diye almış. Şunu alayım. Sucuk. Başka çıkaracak başka buradan bir şeyimiz yok şu anda. Şunları koyalım hemen. Zaten Ali peynir miğnir falan da alacak. Markete gitti ya. Peynir falan da alacak. Zeytin. Bu zeytin bitsin. Yeni zeytin şimdi çıkarmayacağım. Zeytin bitsin. Yarınki kahvaltıya yeni zeytin çıkartırım. Hemen karnım çok aç. Hemen bana yemek yap. Yapıyorum mu? Veriyorsun. Hemen bana yemek yap. Hazırlıyorum işte. Şey makineyi yıkamıştım değil mi? Ben makineden çıkarayım. Sizi de şöyle koysam nasıl olur? Çok mu şey olur? Şöyle yapalım. Makineden çıkartayım ki herkes kendi bardağını alsın. Bizimkiler böyle kendi bardaklarını kullanmaya o kadar hevesliler ki geçen aldım ya. Bunlar benim de çok hoşuma gidiyor. Bu Canan bardağı, Canan karakteri. Şeyin Kral Şakir'in Canan karakteri böyle iki tarafında. Bu A101'den aldım. Çocuklarınızı mutlu etmek, sevindirmek istiyorsanız eğer bir Kral Şakir çizgi filmi hayranıysalar bizimkiler çok seviyor. Hele ben çocuklardan daha çok seviyorum o Kral Şakir çizgi filmini. Yani çizgi film baştan sona komedi. Bu Canan karakteri bunu Aylin aldı. Aylin seçti yani. Bunu zaten geçtiğimiz haftalarda Aytu için almıştım. Bu da hip hop yapan bu ailenin Kral Şakir dizisindeki ailenin çocukları oluyor. Ama bunların isimlerini ben hatırlayamıyorum. Şimdi çocuklar daha iyi hatırlarlar. Bir mesela kadının adı. Bunların adı neydi Aytu? Remzi. Ha. Şakir. Ya isimleri de çok güzel. Çizgi film çocuk yani ne bileyim çocuk karakteri çizgi film ismine tam zıt. Şunun adı Remzi. Şunun adı da Şakir. Ondan sonra bu Fil Necati. Bunu kim aldı? Yakup'a aldığımız mıydı Yakup. Bu? He, bu da Yakup'a aldığımız. O Canan. Bu da Fil Necati. Bu da Canan. Kız Canan gel buraya diyorum bazen gülüyor. Hadi bakayım geçin. Şimdi kendi bardaklarınızı bakın. Şöyle koyayım. Her çocuğa özel bardağımız var. Canlar.
Çocuklara özel bardak. Hepsine ayrı özel bardak aldım. Sadece Aytun'ki, Alper'inki arkadaşa hediye etmişti. Şeyden geçen yıl yılbaşı çekilişinde Alper'in burcu yengeç, yengeç burcunun böyle şey yapmış, kupa bardak hediye etmişti arkadaşı. Ondan sonra Aytu da işte demişti, anne bana da özel bardak al falan. Hani bu şey bardaklardan hep almıştım ben çocuklara. Pipetli bardaklardan hep almıştım bu yaz, geçtiğimiz yaz. Şunları çok seviyorlar. Mesela Aylin, Elsa'yı çok sevdiği için Aylin'e bunu almıştım. Aytu da bunu almıştı. Ama yine de kahvaltı, hani bu böyle meyve suyu falan içmek için. Kahvaltıda, yemekte ya da kahvaltıda kendilerine ait özel bardakları olsun dedim. Yani çocuk sevindirmek bizim işimiz. Seviyoruz çocuk sevindirmeyi. Şeker de varmış zaten. Şimdi ne yapacağız canlar? Ne yapalım? Ali gelene kadar kahvaltılıkları falan çıkardım da. Şu da artık yenmez. Bu nasıllar? Dökeyim. Bir de bu bardakları var çocukların. Her birinin kendine ait özel. Bu Alper'inkiydi. Aylin'inki pembe, Aytun'unki yeşil, Yakup'unki de sarıydı. Yakup'unkinin şeyi kırıldı, şu üst kapağı kırılmıştı. Ama tabii kavanoz kısmını atmadım. Sonuçta bunların da birinin kavanozu kırılırsa eğer bunu ona takarım. Bunları yengeleri hediye getirmişti. Geçen yıl Eltim getirmişti bunlara hediye çocuklara. Çocuklar böyle hani kendilerine ait evde özel bir şeyler olduğu zaman daha mutlu oluyorlar. Daha yani ne bileyim, mutlulukları paha biçilmez o zaman ya. Şunu koyayım. Şöyle. Çocuğa özel her şey vardır bizde. Genelde çocukları mutlu etmek adına elimizden geleni yapıyoruz. Hatta sizlere şöyle son olarak şunu da göstereyim. Bunu da Nida ablası verdi Aylin'e. Bakın şeyli bardak. Böyle Mickey Mouse'lu. Mickey Mouse ve arkadaşı var. Plastik ama Mika kulplu. Altında böyle suyu var. Bunu da Aylin'e Nida ablası verdi. Ah çocuk olacaksın. Biz de böyle çocukken çok severdik. Birilerinin evinde falan görürdük böyle. Hani bizim çocukluğumuzda bu kadar çok çeşit yoktu. Hiçbir şeyde. Giyimde, mutfak eşyasında böyle bardak, çanak ne bileyim yani bu tarz şeylerde bizim çocukken bu kadar çok çeşit yoktu. Hep standarttı. Bir ne olurdu zamanımızda bizim? Bir iki renkli plastik bardak olurdu. Bir de Saralle'nin kavanozu olurdu. Saralle alırdın da içinden üzerinde Saralle yazan kupa bardak mı hediye verilirdi? Öyle bir iki, onu da çok durumu iyi olanlar alırdı yani. Herkes alamazdı. Bak bunlarda eskiden Pepe yazıyordu. Evet. O yüzden ben çocuklarımı yani böyle hiçbir şeye mahrum kalmasınlar. Yani mutlu olsunlar diye her şeyi yapasım geliyor. Ne canlar istiyorsa, ne görürlerse, ne isterlerse hep böyle alasım geliyor. Onları mutlu etmek benim tek hayat gayem. Onların mutlu olması. O derece şeyim yani.
burada sayısız bardak var aslında. Renkli, desenli. Hep onları çocuklar için almışımdır. Hep onları mutlu olsunlar, onlar sevinsinler, gördüklerinde hoşlarına gitsin diye. Hep almışımdır sürekli. Bu tavalar lazım olacak zaten. Onları ocak kenarına koyayım. Yumurtaları çıkarmamışım mutfak şeyden, dolapta. En önemli olanını çıkaralım da. Ya nasıl bir şey, güneş vuruyor, ben kameraya bakamıyorum. Şu tarafa koysam nasıl olur acaba? Şöyle yapsak. Aytuğ'un şeyini yapabilirim. İnanılmaz ya, kameraya hiç bakamıyorum şu anda. Ay bu saçlarını topla oğlum. Yemek yiyeceğiz ya. Sen kendin arkaya toplayıver hadi. Ben şimdi elim artık yumurtaya değdi. Gelmiş oturduğu yere bakar mısınız? Allah'ım çok komiksin ya. Seni yemek istiyorum. Kahvaltıda seni yiyeceğim ben. Olur mu? Tuvalet kağıtlarının üzerine oturmuş. Ay ay. Tamam ağırlık koymayın. Tamam kızım kalk anneciğim.
Saçlarını topla demiştim sana. Hadi. Ben çay içmeyeceğim. Süt mü içeceğiz? Aa, babana süt al demeyi unuttum ben. Tamam değil. Hemen. Alper! Babanı arayıp süt de almasını söyler misin? WhatsApp'tan ara. WhatsApp'tan ara. Sende var mı? Tamam. Süt al baba de. Ah çok acıkmış, dayanamıyor. Sen yiye dur hadi. Neyse biz de bir öbür odalara doğru bir gidelim. Salona doğru bir gidelim. Daha salona hiç geçmedim. Sabah ben kalkalı bir saat oldu. Teras, çamaşır uğraş, mutfakta kahvaltı hazırla bilmem ne. Daha şeye şöyle bir salona geçip pencere kenarına çıkıp şöyle bir dışarı bakmadım yani anlayacağınız. Bugün hafta sonu olduğu için de biraz da geç kalktık. Of, şu mermer nasıl soğuk ya. Vallahi var ya, acayip. Bazen şimdi hadi bu mermer dışarıda da ben şey diyorum, biz hep yani iyi ki evimizi parke yaptırmışız taşınmadan önce. Evi aldığımızda şeydi, seramikti zaten. Ama seramiklerin üzerinde başka işlemler yapılmış. Böyle harç yapmışlar, boya yaparken çok pis kullanmışlar. Temizlemesi çok zordu ve dedik ki hani artık parke daha güzel duruyor. Bir de parke soğuk olmuyor. Parke altına bir takım bir şeyler koyuyorlar. O alt kata sesi engelliyor falan diye böyle biz şey yapmıştık. Parkeye karar vermiştik. Hem soğuk olmasın diye. Hem o şeylerin, seramiklerin üzerini temizlemek çok zordu. İki katlı ev seramiklerin üzerini temizlemek. İki kişi, Ali ile ben sadece günlük 2-3 saat iş yapmaya geliyorduk buraya ve yanımızda hiç yardımcı kimse yoktu. Tek başımıza iki katlı evin seramiklerini temizlemek çok zordu. Üzerinde inanılmaz işlemler yapmışlar. Harç yapmışlar. Yani döşenmiş seramiğin üzerinde harç yapılır mı? Çok pis kullanmışlar yani işçiler. Biz dedik işte bu seramikleri temizlemekle uğraşmayalım. Hani zaten artık hep şeye geçiliyor, parkeye geçiliyor. Artık parke dönemi başladı. İskenderun'da diyorum. Büyük şehirlerde zaten hep parke yapılıyor. Ama İskenderun'da artık bazı evler hep parke. Dedim hani sonradan hani desek ki hadi ya evi parke yaptıralım desek. Evin içinde çok zor olacak eşyalarla. İki katlı ev çok zor olacak. Gel dedim Ali, taşınmadan parke yaptıralım biz. Tamam dedi. Ali'nin arkadaşları var zaten. Daha önce Ali dekorasyon işinde çalıştığı için oradan tanıdığı arkadaşları var. Aradı onları. Onlar da bize yakın bir yerde iş yapıyorlarmış. Hemen geldiler ölçü almaya. Vallahi ölçüyü aldılar. Hemen ertesi gün başladılar. 2-3 günde parke işi bitti. İyi ki parke yaptırmışım diyorum. Çünkü parke kışın soğuk olmuyor arkadaşlar. Parke temizlemesi kolay oluyor. Çünkü seramiklerin araları kir tutuyor ve sen o kirleri de temizlemek zorunda kalıyorsun. Ama parkede öyle bir şey yok. Her yer aynı. Ve dediğim gibi parke alt kata sesi %50 düşürüyor. İyi ki diyorum parke yaptırmışım. Böyle şimdi ben komşuların evine gittiğim zaman komşuların evleri hep seramik. Burada böyle basıyorum, ayaklarım üşüyor. Diyorum iyi ki parke yaptırmışız. Nereye gidiyor muyuz? Ona. Nereye? Ona'ya. Ay evet, gidecektik ama bilmiyorum, arabaları yok. Komşuya geçelim diyorduk Ali ile. Ali bugün evde, komşunun da iş evdeyse dedik eğer. Çocuğu sünnet oldu çünkü. Hayırlı olsuna geçelim diyecektik diyorduk biz bugün. Kahvaltıdan sonra bir kahve içimi geçer, bir hayırlı olsun deriz diyorduk. Bilmiyorum, arabaları yok. Bakalım artık, kısmet olursa gideriz. Ha, Yakup yine oraya tabii evini yapmış. Babamız geldi. Ne çabuk. Ay geldi babamız. Fedakar babamız. Haydi fedakar. Azıcık yağ yakalım değil mi? Motive edelim adamı. hazır kızım. Her şey hazır. Ben babanı bekledim. Allah'ım. Poşet karıştırıyor, poşet. Kahvaltıdan önce yok, sonra. Tamam. Ha,
Tamam mı? Hemen poşetleri karıştırıyor ya. Allah'ım ya Rabbim. Dur dur yumurta şey. Peynir ters dönmüş. Yumurta, peynir. Süt al demiştik, çıkmış mıydı? Yok şimdi. Yok mu? Aa, evde de yok o zaman. Bunu ne yaparız? Dolaba mı koydun? Tamam. Margarin. Hadi yalla, yalla, haydi pişmiş. Anacığım 2-3 parça 179 lira tutmuş. Margarin 8.50 olmuş. 2 tane. Peynir 89 lira. İnanmıyorum. Evet. Lokum peynir oranında böyle. Peynir 89 lira, yumurta 62,5 lira. Ya Rabbi, Allah'ım yardımcımız olsun ya. Arkadaşlar bakın, aha vallahi başka bir şey var mı? Oraya koydun mu? Başka bir şey yok değil mi? 1, 2, bakın 1, 2. Şunu dışarıdan almıştın herhalde. Bu ayrı, bu da ayrı. Evet. Geriye ne kaldı? Margarinle bir de sakız mı? Evet. 2 tane margarin, 1 koli yumurta. Bir tane sakız kutusu. Bunu kaldı mı? Yok. Bir de peynir. Yani şimdi kahvaltıdan aldım olur diye koydum oraya. Bir de peynir 179 lira. Dört çeşit. O parayla bir tane ses kitabı alınır be. Allah Allah. O zaman yemek yemiyoruz. Aç kalacağız. Ses kitabı alırız. Tamam. Akira ses kitabı alınır. Duydunuz mu? O parayla diyor ses kitabı alınır diyor. Şunları ayrı almış. Bakın bir de. Çökelek almış, şimdi çökelek kavurması yapacak. Bir de peynir ayrıca bu dilim peynirden almış. Bunlar ayrı yani. Bunları şarküterden almış ayrı. Hayır, şu yumurtaları şey yapayım. Tamam. Çökelekli de kavurayım. Dur şunu şarküterden. Ah Allah'ım yardımcımız olsun canlar. Rabbim yardımcımız olsun. İki de kötüye gidiyor. Hiç iyiye gitmiyor. Şeyini yapsana. Evet, yağımız da bitti. Onunla yapardık.